Öyle bir dönem düşünün ki 45 kişilik küçük bir köyde 44 kişi açlıktan hayatını kaybetsin, geri kalan bir kişi de aklını yitirmiş olsun. Gelin hep beraber Büyük Çin Kıtlığı dönemine yakından bakalım. ...1949'dan itibaren batılı tarzda yaşayan, özellikle Şangay başta olmak üzere büyük şehirlerde batılı tarzda yaşayan Çin artık yavaş yavaş komünizmin etkisine girecekti. Ve komünizmin etkisiyle beraber ekonomik anlamda da büyük değişiklikler yapma planı vardı Mao Zedong ve ekibinde. Çin'in o dönemlerde ekonomik yapısına baktığımız zaman aslında daha çok tarım ile ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Kırsal alanlarda büyük toprak sahipleri mevcut ve o toprak sahipleri de tarıma büyük katkıda bulunmakta. Yani bir nevi aslında feodalizm var diyebiliriz Çin için. Fakat 1949 sonrasında artık Mao Zedong ve ekibinin kafasında farklı planlar vardı. Feodalizmden komünizme geçişi hızlandırmak isteyeceklerdi 1949'dan itibaren. Ve 1950'li yıllarda Çin'in farklı projelerine tanık olacaktı bir anlamda. Hızlı bir şekilde sanayileşmek isteyen Çin'in en büyük gelir kalemi tarım. Ve dolayısıyla ilk olarak tarımda çok büyük hamleler yapmak istiyordu Çin Komünist Partisi. Ve bunun için de 1958 yılından itibaren Büyük İleri Atılım Projesini başlattılar. Bu Çin tarihi için çok büyük bir devrim olacaktı. Yani düşünülen oydu. Öncelikle feodalizmden komünizme geçiş olacaktı. Dolayısıyla özel mülk ve toprak sahiplerinin mallarına el konmaya başlandı. Kamulaştırıldı. Hatta özel mülk sahipleri köylerin, kasabaların, şehirlerin meydanlarında idam edildi. Halk tarafından yuhalandı, yüzlerine tükürüldü. O yüzlerine tükürenler de onların altında çalışan yoksul köylülerdi. Yavaş yavaş artık toprakların da kamulaştırılmasıyla Büyük İleri Atılım Projesi'nin çarkları dönmeye başlayacaktı. Tarım her geçen gün daha çok teşvik ediliyordu. Sanayileşmenin temeli tarımla atılacaktı. Buna paralel olarak da kolektif çiftlikler kurulmaya başlandı. Farklı ailelerden gelen bireylerle beraber kolektif çiftlikler kuruldu. 5 kişi, 15 kişi hatta 300 kişiye kadar bu çiftliklerde çalışanlar vardı. Ve işte o kolektif çiftliklerle beraber de komün hayatına geçildi. Artık Çin'de yeni bir sistem vardı. Yeni bir toplum sistemi vardı. Komünler. Komünlerle beraber aslında aile hayatı da Çin'de sona ermeye başlıyordu. Zira küçük çocuklar komünlerin ortak alanlarında banyo yapıyor, yemek yiyor ve yetiştiriliyorlar. Bununla beraber aynı şekilde eğitim öğretim hayatı da tarımı nasıl yapacakları üzerine bir şekilde ilerliyor ve herkes ortak alanlarda ortak bir şekilde yaşamaya başlıyordu Çin'de. Komün hayatında herkese düşen belli görevler vardı. Mesela herkes kendi evinin önünü temizlemek zorundaydı. Bununla beraber hatta evinin içini de temizlemek zorundaydı. Çünkü bir denetleyici ekip vardı. Eğer evinizi temiz tutmazsanız masa altından bir toz çıkarsa ceza alma riski vardı. Fakat bir yandan da komünler arasında bir yarış vardı. Mao ve ekibinin teşvikleriyle beraber komünler birbirleriyle yarış halindelerdi. Neydi bu yarış? Üretim yarışı. Bir dönümden normalde 250 kilogram ürün alınırken komünlerin vaatleri havalarda uçuşuyordu. 2500 kilogram, 3000 kilogram, 5000 kilogram yok mu arttıran şeklinde birçok hayali vaatlerde bulundu komünler. Eyalet bürokratlarının da tabii ne kadar yüksek üretim yaparsa onların bölgeleri, primleri vardı. Devlet içinde yükselebiliyorlardı. Dolayısıyla onlar da hayali üretimlere bir nevi notlarında katkıda bulunuyorlardı. Merkezden gelen baskılar, hızlı yükselmek isteyen bürokratlar ve çalışan 10 milyonlarca çiftçi. Aslına bakarsak 10 yıl, 15 yıl öncesinin tarımıyla çok da bir farkı yoktu üretimin. Hatta belki de daha da düşmüştü. Ancak kağıt üzerinde inanılmaz bir artış vardı. Şöyle bir baktığımız zaman o dönemlerde en önemli örnek alınan ülke tabii ki Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği'ne o dönemlerde on binlerce Çinli öğrenci gidiyor. Sovyetler Birliği'nden tarım uzmanları geliyorlar ve karşılıklı bir eğitim dönemi oluyor. Ve o dönemlerde işte Çin'de Sovyetler usulü tarım politikaları uygulanıyordu.
Fakat bazı dediğim gibi yanlış giden şeyler vardı. O dönemlerde ön plana çıkan bir isim, tarım uzmanı Trofim Lysenko. Trofim Lysenko, Sovyetlerin tarım uzmanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin de tarım planlamalarında danıştığı kişi. Fakat kılavuz galiba biraz kargaymış. Trofim Lysenko diyor ki, eğer aynı cins tarım ürününü çok sık bir şekilde ekseniz dahi onlar birbiriyle rekabet etmez ve dolayısıyla çok rahat bir şekilde büyürler, siz de az alandan daha çok verim elde edersiniz. Ancak kazınaya öyle değil. Tarım alanlarında uygulamalar gerçekleşiyor fakat neredeyse hiç verim alınamıyor. Trofim Lysenko'nun ilk radikal fikriyle. Hem sık ekim hem de derin sürülmesiyle beraber tarlalar daha da verimsizleşiyor 1958 yılından itibaren. Tarım döneminin çok enteresan olaylarından bir tanesi de serçe soykırımı diyebiliriz. O dönemlerde hem bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek hem de tarım üretimini arttırmak için 4 canlıya karşı bir savaş başladı. Bütün Çin'de bu 4 canlıya karşı propaganda afişleri, filmleri yayınlanmaya başlanmıştı. Sivrisinek, karasinek, fare ve serçe. Sivrisinekler sıtmadan sorumlu tutuluyordu, fareler vebadan sorumlu tutuluyorlardı, karasinekler sinir bozuyorlardı, serçeler ise tohumları yiyorlardı. O yüzden özellikle köylerde, kasabalarda ve tarım alanlarında serçelere karşı büyük bir savaş açıldı. Herkes ellerinde tencerelerle veyahut da enstrümanları varsa enstrümanlarıyla ses yapıyorlardı. Sesi duyan serçeler ağaçlarda tünedikleri yerlerde rahatsız olup uçuyorlardı ve sapanlı çocuklar da bir nevi pusuda serçeleri bekliyorlardı. Ne kadar çok serçe ölürse o kadar çok teşvik alıyordunuz. Yani bir nevi aslında serçeleri öldürmek tarım toplumlarında ek bir gelir kaynağı haline gelmişti. Köylerde, kasabalarda, şehirlerde tüm halk serçelerin peşinde koşuyordu. Hatta bununla ilgili bir hikaye vardır. Pekin'de serçeler artık kaçacak yer bulamamışlardır. Polonya elçiliğinin bahçesine sığınmışlardır. Polonya elçiliğinin bahçesine birden Çinliler girmek isterler. Çünkü birçok serçe artık bahçede de rahatlar. Bahçedeki ağaçlarda tünemişlerdir. Fakat Polonyalı görevliler Çinlilere izin vermemiş ve halk olduğu gibi bütün Polonya elçiliğini sararak 2 gün boyunca ellerinde tavalarla gürültü yapıp serçeleri korkutmuşlar. Ve 2 gün sonra serçeler artık yorgunluktan hayatlarını kaybetmişler. O kadar çok serçe ölmüştür ki onları küreklerle temizlemek zorunda kalmışlardır. Artık nasıl olsa tarım çok iyi gidiyor. Şimdiki hedef çelik üretimi. Köylerde, kasabalarda birçok çiftçi tarımı bırakıp artık yeni görevleri olan çelik üretimine geçeceklerdi. Hatta şehirlerde doktorlar mesai saatlerinden sonra çıkıp çelik üretimine katkıda bulunmak zorundalardı. Fakat profesyonel bir üretim yoktu. Köylerde, kasabalarda halkın kendi kurduğu derme çatma fırınlarda çelik üretimi planlanıyordu. Kağıt üzerinde fikir harika. Herkes fırınını kuracak, demirleri eritecek ve çeliği ortaya çıkaracak. Ancak öyle olmadı. Son derece bilinçsiz yapılmış olan fırınlarda yine aileler, gruplar yarış halindelerdi. Kim fazla çeliği üretecekti? Ve bu yarışta da herkes varını yoğunu ortaya koyuyordu. Öyle ki evlerin kapı kolları, evlerdeki tabak, çanak, çatal, bıçak her şey fırınlara atılıyordu. Demir ne varsa fırına giriyor, çelik olması için geri dönüşüm bekleniyordu. Üretilen çelik hiç de İngilizlerin ürettiği çeliklere benzemiyordu. Tarım aleti bile yapılacak nitelikte kalitede değildi çelikler. Dolayısıyla onca emek tamamıyla boşa gitmişti. Çelik üretimi fırınlarda yapılıyor. Fırınları alevlendirmek için aynı zamanda ormanlar da yavaş yavaş yok oluyordu. Yüz binlerce ağaç kesilmişti. Ne için? Çelik yapmak için. Ama ortada çelik yoktu. İşte tüm izlenen bu politikalar 1958 ila 1962 yıllarını kapsayan büyük Çin kıtlığına neden olacaktır. Öyle ki köylerde, kasabalarda ağaçların gövdeleri dahi soyularak tüketilmiş, milyonlarca kişi açlıktan hayatını kaybetmiş, hatta kediler, köpekler dahi köylerde, kasabalarda
açlıktan hayatlarını kaybetmişler. Köylerde yamyamlık dahi başlamıştı. Zira hayatını kaybeden çocukları ebeveynleri yemek durumunda kalıyorlardı hayatlarını sürdürebilmek için. Büyük bir dram yaşanıyordu Çin'in kırsal kesimlerinde. Fakat bu dram yaşanırken merkezin bundan pek de haberi yoktu. Yine yerel yöneticiler çok olumlu, pozitif raporlar sunuyorlardı. Ve aynı şekilde şikayeti olan halkın mektupları kesinlikle Pekin'e ulaşmıyordu. Kim Pekin'e şikayet dolu bir mektup yazarsa sorguya çekiliyor, işkence ediliyor ve onun mektubu da Pekin'e kesinlikle ulaştırılmıyordu. Belki de yaşanılan aslında bu büyük dramı anlatmak için şöyle bir rakamlara baktığımızda 2. Dünya Savaşı esnasında 75 milyon kişi, Amerika'nın kolonizasyonu sırasında 55 milyon kişi ve 3. sırada da Çin'in büyük kıtlığında 45 milyon kişi hayatını kaybetmiştir.